35 yıllık gazeteciyim. Türkçenin dışında Fransızca ve İngilizceyi anlayabiliyorum, konuşabiliyorum, yazabiliyorum. Ama kendi ana dilim olan Lazca'yı bilmiyorum. Birkaç kelimeden ibaret bir Lazca bilgim var. Bu da benim hayattaki en büyük ukdelerimden birisi. Bu nedenle 35 yıllık gazetecilik hayatımdan kesitleri aktarmayı hedeflediğim bu podcast dizisinin başlığını Gomaşinen olarak seçtim. Yani hatırlıyorum. Merhaba, iyi günler. Gomaşinen'in 4. bölümünde neredeyse 30 yıla varan ve merkezinde benim olduğum bir dezenformasyonun öyküsünü anlatmak istiyorum. Ama onun öncesinde yakında yaşadığım bir olayı anlatarak başlayayım. Zaten her şey bir şekilde birbirine eklenecek. Geçtiğimiz günlerde YouTube üzerinden beni takip eden bazı izleyiciler bana bir soru sordular. O da şu: Sebahattin Önkibar bir YouTube yayınında bir kitaptan alıntıyla benim ve birçok kişinin Avant toplantıları sırasında zarf içerisinde Fethullahçılardan 3000 dolar huzur hakkı aldığımızı söylemiş. İnsanlar da bize, bana, izleyiciler bu doğru mu diye sordular. Tabii ki bu çok saçma bir şey ama burada esas sorulması gereken bu iddiayı ortaya atan kişilere bunu neye dayanarak söylediklerini sormak gerekirken, Türkiye'de işler dünyanın birçok yerinde de böyle oldu. Tersine döndü. Bir iddia ortaya atıyorlar ve suçlanan kişi masum olduğunu kanıtlamak zorunda kalıyor. Burada Sebahattin Önkibar zaten böyle birisidir. Hayatı bu tür şeylerle geçmiştir. Asılsız şeyleri dedikodu olarak, işte duyum, kulis olarak aktarmakla geçmiştir. Burada elinde bir kitap var. O kitapta Hikmet Çiçek adlı kişinin yazdığı FETÖ'nün Solcuları adlı kitap. O kitapta, kitabı okumadım, okuma ihtiyacı da hissetmiyorum ama bildiğim çok sayıda kişinin, Avant toplantılarına değişik zamanlarda katılan kişilerin bir liste halinde FETÖ'nün solcusu olarak ilan edilmesi ve oradan bazılarının, ki işlerinde ben de varmışım, zarfla para aldığı iddiası. Neye istinaden bunu yapıyor, bunun bir kanıtı bilmem nesi olduğunu sanmıyorum. En azından kendim açısından sanmıyorum. Çünkü tamamen yalan. Gazeteci olarak bazı Avant toplantılarını izlediğim oldu. Bunların hepsini de yazdım, anlattım. Ve özel olarak o Hikmet Çiçek ve benzerlerinin asla anlamayacağı bir şeyi özellikle vurgulamak istiyorum. Bir gazeteci olarak gittiğim tüm Avant toplantılarının masraflarını kendim ödedim. Kendim derken çalıştığım kurum, yani genellikle Vatan Gazetesi'ydi o tarihlerde. Vatan Gazetesi ödedi. Bu ulaşım gideri varsa uçak, çünkü yurt dışında bir kere Washington'da oldu. Oraya da uçak parasını kendim ödedim. Yani gazete ödedi. Otel parasını da gazete ödedi. Avant'a gidildiğinde Avant'a da otel parasını, Avant'a kalınan otelin parasını yine hep her seferinde gazeteye ödettim. Ve hatta bu da toplantıyı düzenleyenleri kızdırdı. Onu biliyorum. Rahatsız oldular ama bunu bir kural olarak hep yaptım. Dolayısıyla orada başkaları ne yaptı bilmiyorum. Onlar tamamen kendi sorunları. Ki o tarihlerde Avant toplantıları devletin en üst düzeyde temsil edildiği yerlerdi ve gazeteciler için de çok iyi bir haber ortamıydı. Çünkü çok sayıda birbirinden farklı insan geliyordu ve o insanlarla sohbet etmek, röportaj yapma imkanları doğuyordu. Bir de toplantıların kendisinde de yapılan tartışmaların birçoğu zaten haber değeri vardı. Her neyse, burada tabii kitabı yazan kişi Hikmet Çiçek, aydınlıkçı. Aydınlıkçı deyince birçok gençler bilmeyebilir. Şu andaki Vatan Partisi, Doğu Perinçek çizgisi, bu
kökleri 60'lı yıllara dayanan sol içerisinde proleter devrimci aydınlık diye bilinen o tarihlerin 60'lı yılların Türkiye'deki ilk ciddi Mao'cu örgütlenmesi ve lideri de değişmez lideri Doğu Perinçek. Arada çok kişi ayrıldı etti ama Doğu Perinçek hep kaldı. Partinin adı sürekli değişti. Yayın organları çok sayıda değişik isimlerde yayın organı da çıkarttılar ama daha çok Aydınlık adını hala kullanıyorlar. En büyük kullandıkları, en çok kullandıkları isim bu. Ve bu çevrenin bu tür iddiaları, dezenformasyonları, birilerini itibarsızlaştırmak için çok kolay kanıtlanmamış şeyleri dile getirmeleri çok tarihleri boyunca ki tarihleri kaç yıl oluyor? Neredeyse 60 yıla yaklaşıyor. 55-50 yılı aşkın süredir tarihlerinde çok sayıda benzer bir örnek var ve ben de en son Hikmet Çiçek örneğinde buna bir kere daha nasip oldu bana da diyelim bu mağduriyet. İşin ilginç tarafı Hikmet Çiçek geçtiğimiz günlerde Vatan Partisi'nden atıldı. Atılmasının nedeni de Vatan Partisi'nin şu andaki bir takım ittifaklarının mesela Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı ya da AKP'nin değişik temsilcilerine yönelik yazdığı yazılar nedeniyle Doğu Perinçek'i rahatsız etti ve disiplinle atıldı. Disiplin soruşturması sonucu atılmış. Yani bu Doğu Perinçek'in en eski yol arkadaşlarından birisi ama bir Erdoğan'la kurmuş olduğu ittifakı halel getirdiği için en yakın arkadaşlarından birisini pekala harcayabildi. Bu onların sorunu. Şimdi biraz geriye gidelim. 94 yılı 27 Mart'ta 27 Mart 1994'te Tayyip Erdoğan İstanbul'da Melih Gökçek Ankara'da belediye başkanı seçilmiş ve ortalık epey karışmış ve bir süre sonra birkaç ay sonra herhalde yanlış hatırlamıyorsam tarihini hatırlamıyorum ama yeri çok iyi hatırlıyorum. Çünkü Kadıköy İskelesi önüydü. Vapura binecektim. Cep telefonundan aradığı bir genç bir kadın Aydınlık Dergisi'nde çalışıyormuş. Benden bir haber için görüşümü istedi. Haber de şu, Elaziz diye çıkan, Elazığ'da çıkan bir garip bir gazete vardı. Hala çıkıyor mu bilmiyorum ama internette bir şeyler yapıyorlar galiba. Bunlar kendilerini milli görüşçü olarak tanımlarlar. Orada bir haber çıkmış. O haberde benim hakkımda bir takım iddialar varmış ve bana biz bunu haberleştireceğiz Elaziz'e dayanarak ama size de sormak istedik diye sordu genç muhabir arkadaş. Ben de neye uğradığımı şaşırdım. Çünkü bu haber dedikleri şey bundan iki sene önce yine aydınlıkçıların o sıradaki adı aydınlık mıydı, 2000'e doğru muydu artık hatırlamıyorum ama onlar tarafından ilk ortaya atılmış bir haberdi. Haber diyorum ama tırnak içerisine koymak lazım. Yıllar sonra, birkaç yıl sonra bu haberi, aydınlıkçıların ürettiği bu yalanı diyelim, dezenformasyonu, Elaziz adlı gazete alıyor. Elaziz'den de aydınlık tekrar alıyor ve bunu haber yapmak istiyor. O da şu, haber şu. Erdoğan belediye başkanı olmadan önce Refah Partisi'nde İstanbul İl Başkanı iken Amerika Birleşik Devletleri'nin eski Ankara Büyükelçisi Morton Abramovich'le görüşmüş olabilir. Bilmiyorum. Ama bilmem gereken bir husus var. Bu buluşmayı ben ayarlamışım. Yani Erdoğan'la Morton Abramovich'i ben buluşturmuşum. Ve o buluşmada Amerika Birleşik Devletleri Erdoğan'a demişler ki mealen özetle yürü önün açık biz seni destekliyoruz Erbakan'dan kurtul ülkeyi sen yönet demişler. Ve ben bunun arabulucusuymuşum. Bunun arabulucusu olmam hiçbir şekilde mümkün değil çünkü söyledikleri tarihte Erdoğan'ı biliyordum ama tanışmıyordum. Abramovich'in de adını duymuştum. Tanışmıyordum. Her ikisiyle de bu dezenformasyondan sonraki süreçte tanıştım. Erdoğan'ı bilmiyordum ama Erdoğan'ın yaptıklarını biliyordum.
özellikle İstanbul İl Başkanı olarak İstanbul İl Yönetimi'nden tanıdıklarım vardı ve Refah Partisi üzerine bayağı şeyler yazmıştım. En önemlisi 1990 Kasım ayında Ayet ve Slogan adlı kitabım çıkmıştı ve o kitabın içerisinde bir bölümde Refah Partisi'ne ayrılmıştı. Refah Partisi'nde de Erdoğan ve arkadaşlarının farklı bir şeyler yapmakta olduklarını söylemiştim o tarihte. O kitaptan dolayı bana yönelik olarak bir takım sol, kendini solda tanımlayan kişiler tarafından o kitaptan ve İslamcılık üzerine yaptığım çalışmalardan dolayı diş bileyenler çoktu ve bunlardan birisi de tabii ki aydınlıkçılardı ve aydınlıkçılar Erdoğan'a vurmak isterken ve Amerika Birleşik Devletleri'ne vurmak isterken arada da beni bu komploya, yani kendi kurguladıkları komploya katık etmişlerdi. Genç bir gazeteciydim ve o tarihlerde bir yerde de çalışmıyordum. Çalışsaydım da bir şey değişmezdi. Yapacak bir şey yoktu. Ve bu yalan bir şekilde, aydınlığı çıkarttığı bu yalan bir şekilde kayıtlara geçti. Aradan bir süre geçti, 5-6 yıl. 2001'in Ağustos ayında Fazilet Partisi kapandı ve Erdoğan ve arkadaşları Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurdular. Benim yenilikçi kanat olarak tanımladığım, ki bu isim yerleşti, bu kanat Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül, Bülent Arınç, Abdülhatif Şener başta olmak üzere bu partiyi kurdular. Erbakancılar ise Saadet Partisi'ni kurdular. Tam da bugünlerde bir kitap çıktı. Yenilikçi Kanat diye bir kitap çıktı piyasaya. Kitabı yazan da Nasuhi Güngör adlı bir gazeteciydi ki kendisini tanıyordum. Aydın Menderes'in yanında tanışmıştım ilk. Aydın Menderes de o sıralarda Refah Partisi'ndeydi. Sonra bir trafik kazası geçirdi ve erkenden hayatını kaybetti. Bilenler bilir. Nasuhi Güngör'ün bu kitabını merakla aldım. Çünkü yenilikçi kanat ve tam AKP kurulduğu bir zamanda çıkıyor. Aldım. Kendisini de tanıyorum. Bir baktım. Kitap tamamen AKP'ye saldırı üzerine olabilir. Ve tabii ki kitapta bu partiyi yıllar önce benim kurdurduğum yalanı bir kere daha karşıma çıktı. Ve iddiaya göre o tarihte bu kitabı Saadet Partisi teşkilatları satın alıp bedava dağıttığı söylendi. Ne derece doğrudur bilmiyorum. Neye uğradığımı şaşırdım. Çünkü tanıdığım birisiydi. Muhabbetim vardı. Senli benli konuştuğumuz birisiydi. Aradım kendisini. Dedim ki ne alaka? Nereden çıktı bu? AKP'yi bir İsrail-ABD ortak yapımı olarak gösteriyor. Gösterebilir ama bunun başının bir yerinde ilk aşamalarına beni koyuyor. Aradım, gayet soğukkanlı bir şekilde dedi ki bana yazılı bir açıklama yollarsan yeni baskısında bunu değerlendiririm dedi. Ona ettiğim küfrü burada etmek istemiyorum. Telefonu suratına kapattım. Sonra tabii başına gelenleri bilenler biliyordur. Onu bu arada anlatayım. Ne oldu? Bu kişi daha sonra Adalet ve Kalkınma Partisi yönetiminde TRT'de üst düzey göreve geldi. İlginç bir şekilde. Bu AKP'yi daha kurulduğu anda bebekken boğmak isteyen o komplolar zincirinin önemli bir ayağı olan bu kişi, bu kitabı yazan kişi geldi. Gazetede çalışıyordu. Star gazetesinde. Star gazetesi AKP'nin denetimine geçti. Bunu işine son vermediler. Daha sonra terfi etti. Hatta Erdoğan'ın da katıldığı bir takım yayınları yönetti. Ondan sonra bir şekilde ne oldu? Bir şekilde TRT'den ayrıldı ve 2018 seçimlerinde Muharrem İnce onun yazdığı kitabı alıp oradan alıntılar yaptı ve dedi ki bu kitabın yazarı AKP iktidarında TRT'de üst düzey yöneticiydi dedi ve ardından hatırlayanlar olacaktır. Nasuhi Güngör denen şahıs çıktı sosyal medyadan o kitabın ne kadar yanlış olduğunu vesaire söyledi. Zaten arada kitabı yepyeni bir şekilde
yenilemişti. Bütün o iddialarını ortadan atıp bu sefer AK Parti güzellemesi haline getirmişti. Ama o kitap ki bende hala durur, ilk basılan kitap birçok kişinin elinde var. Ve oradan hareketle Nasuhi Güngör üzerinden bir tür AKP'ye karşı Saadet Partisi'nin kullandığı bir argümana dönüştü bu aydınlıkçıların yalanı. Evet, bu ne oluyor? Önce aydınlıkçılar, sonra el azizciler, sonra Nasuhi Güngör, ardından Ergun Poyraz, Ergenekon zanlısı, Takunyalı Führer diye bir kitap yazdı. Orada da bunu, bu iddiayı, iddia diyorum ama ne diyeceğimi bilmiyorum, bu yalanı kullandı. Ve şimdi oradan da Ergenekon zanlısına geçmiş olduk. Şimdi sırada tabii ki Fethullahçılar var. Yani birbirine taban tabana zıt insanlar sırayla bu yalan üzerinden Erdoğan'ı sıkıştırmaya çalıştılar. Onu itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Erdoğan'ı ve AKP'yi. O da ne oldu? 2014 yılının Aralık ayında Rota Haber diye bir internet sitesi vardı, haber sitesi. Bunun başında daha önce Haber 7'nin başında olan Ünal Tanık adlı bir gazeteci vardı. Ve orada bir baktım bir haber. Bu da Erdoğan ve AK Parti'nin kurduğu uluslararası ilişkilerin altyapısı başlıklı bir haber. Esas başlık AKP, ABD ve İsrail projesi başlığını taşıyor. Ve orada bu yalan tekrar gündeme getirildi ve fotoğraf yapmışlar. Haberde adı geçenler, benim de resmim en başlarda bir yerde duruyordu. Ve bu sefer de bunu yapanlar tam Türkiye'de bu cemaat AKP kavgasının olduğu bir yerde Fethullahçıların bir haber sitesi bunu kullanıyor. Haberin referansları Abdurrahman Dilipak, Ali Bulaç, Abdurrahim Karslı gibi bir takım referanslar var. Ve bunun içerisinde tabii ki yine böyle bir şey söyleniyor ve işte zaten olay Abramovic'le Erdoğan'ı Ruşen Çakır buluşturdu yıllar önce, 90'lı yılların başlarında diye bir haber tekrar karşıma çıktı, bu sefer de Fethullahçılar tarafından. Sonra Ünal Tanık'a dedim ki, bana sormadan bu haberi yaptınız, bu yalan dedim. Şöyle bir ek yaptı. Ruşen Çakır, haberimizde kaynak olarak gösterdiğimiz Nasuhi Güngör'ün 2001'de yazdığı Yenilikçi Hareket kitabında yer alan bilgiyi haberimizin yayınlanmasından sonra yalanladı. Ancak Ruşen Çakır'ın 13 yıl boyunca yalanlamadığı bu bilgiyi, konu bugün tekrar gündeme gelip konjonktür değiştiğinde yalanlaması dikkat çekti. Bu da zaten daha sonra, bir süre sonra darbe girişiminin ardından Ünal Tanık hapse girdi, tutuklandı. Yanılmıyorsam geçtiğimiz günlerde tahliye oldu ya da olmak üzere, bilemiyorum. Ama bu olayda adı geçen mesela Nasuhi Güngör, Ünal Tanık, bunların benim bedduamı almış olduklarının bir örneği olarak bunu yorumlayabilirsiniz isterseniz. Şimdi bu yalan hala dolaşımda. Bir tane adını şimdi hatırlamıyorum, soyadı Çelik olan bir kişi sürekli bunu dolaşıma sokuyor. İnternet üzerinden, sosyal medya hesapları üzerinden. Nereden çıkartıyorsun deyince de işte bu kitabı ya Nasuhi Güngör'ü ya da Aydınlık Gazetesi'nin, Aydınlık Dergisi'nin zamandaki haberini gösteriyorlar. Ve böyle bir alıp başını giden bir yalan silsilesi var ve bir yerden sonra bu sizin kontrolünüzden çıkıyor. Bir de öyle bir anlatıyorlar ki, söz konusu olan kişi siz olmasanız inanacaksınız. Hatta söz konusu olan kişi siz olsanız bile inanabilirsiniz. O kadar kapsamlı bir şekilde anlatıyorlar. Bu noktada bir şey söyleyeyim. O zarf içerisinde 3000 dolar aldığım iddiası ya da yalanını akşam evde eşime söylediğimde, Müge bana şey dedi, niye benim böyle bir şeyden haberim yok dedi. Benim de ona cevabım şu oldu:
Çünkü benim de yok. Yani gerçekten bizim hakkımızda, insanlar hakkında birileri bir şeyler söylüyor ve tabii ki bu bir komplo teorisi olarak sunulduğu zaman siz bunu yalan olduğunu nasıl kanıtlayacaksınız? Yani birisi size diyelim ki para aldın diyor. Hayır almadığımı nasıl kanıtlayabilirsiniz? Ama para aldın diyenin onu kanıtlayabileceği bir takım şeyler olabilir. Ama yok. Burada da Kasımpaşa'da Erdoğan'la Abramovis'i buluşturdu. Nereden buluşturdum? Ben şimdi böyle bir buluşmayı yapmamız söz konusu bile olmadığını nasıl kanıtlayabilirim? Böyle bir şeyi yapma imkanım yok. Ama şu anda özellikle post-truth diye anlatılan, tanımlanan hakikat sonrası çağda bunlar aldı başını gidiyor. Bir yığın ortada dolaşan bilgilerin büyük bir kısmı böyle tam olarak kanıtlanmamış, kanıtlanması da mümkün olmayan bilgiler. Ama bunlar o kadar çok kanaldan aynı anda yayılıyor ki sonuçta bunları insanlar pekala doğru olarak kabul ediyorlar. Şimdi mesela ben burada Goma Şinen'de bunu anlatıyorum. Birçok kişi belki de dinleyip diyecekler ve yine benim Erdoğan'ı Abramovis'te buluşturduğumu ki o tarihlerde olsa olsa kaç yaşındayım? En fazla 30 yaşındayımdır herhalde. 62 doğumlu olduğuma göre. Ama dediğim gibi Erdoğan'la söylenen tarihte tanışıklığım yoktu. Daha sonrasında tanıştık. Abramovis'i hiç tanıdığım yoktu. Onunla da daha sonra tanıştım. Abramovis'te hayatta ettiğim muhabbetin toplamı 10 dakikayı geçmemiştir. Zaten bir acayip bir adamdır. Yani beni bildiğini falan da sanmıyorum açıkçası. Belki adımı duymuştur ama bu tam güzel bir aydınlıkçılara çok yakışan bir dezenformasyon ve belki de en kalıcı olan dezenformasyonlarından birisi. Ama tabii şimdi şöyle bir durum var. Yıllar sonra bu dezenformasyonun tarihi 90'lı yıllar diyelim. Kaç yıl oluyor? 30 yıl diyelim. 30 yıl sonra garip bir şekilde Doğu Perinçek'in yolu Erdoğan'la kesişti. Ve şu anda da Erdoğan hakkında değil dezenformasyon yapmak, eleştirel bir şekilde haber yapan, yorum yapan kişilere bile tahammülü olmuyor. Bunlardan birisi demin de söylediğim gibi eski arkadaşlarından Hikmet Çiçek. Böyle bir kullanışlı olan dezenformasyonlar var. Kısa süre içerisinde etkisiz kalan bir dezenformasyonlar var. Bu yalan benim gazetecilik hayatımda ben ölene kadar herhalde beni takip edecek. Bazen insan diyor ki yani bir an önce öleyim de şu yalandan da kurtulayım. Gerçekten hiç alakasız insanlar çıkıp size birden birbirinden farklı. Burada verdiğim örnekte de hesapta birbirleriyle kavga eden bir takım insanların buluştuğu bir yer. Bana olan nefretlerinden olduğunu sanmıyorum. Esas mesele Erdoğan'la olan sorunları. Ama Erdoğan'la olan sorunlarını çözmede işi komployu daha cazip kılmak için diyelim ki Erdoğan'la Abramovis'le bir milli gazete yazarı buluşturmuş olsa falan bunun bir cazibesi kalmaz. Ama benim gibi İslamcılık çalışan solcu bir gazeteci olunca işin rengi iyice değişiyor. Tabii bunun bir takım türevleri de var. Benim bir takım Rand Corporation'dan burs aldığım okulumu böyle okuduğum bir Elazığ'cı birisi sosyal medyada böyle bir şey yazmıştı. Belki görenler olmuştur. Benim eğitim masraflarımı bu Rand Corporation denen Amerikan ordusuna çalışan bir düşünce kuruluşu var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Onun finanse ettiklerini söylediler. Ben de şöyle bir cevap vermiştim kendisine. Vallahi ben üniversite mezunu değilim, lise paramı mı vermişler deyince ortalık bayağı bir karışmıştı. Bunu yazan kişi neye uğradığını şaşırdı. O çünkü beni üniversite mezunu sanıyordu. Ben Boğaziçi Üniversitesi terkim, Galatasaray Lisesi mezunuyum. Hatta birçok kişi bana şey diye espri yapmıştı. Demek ki kantin paralarını, çayları, gofretleri Amerikalılar ödemiş diye lise kantininde.
Sonra da o kişiyi büyük bir pişkinlikle kendisiyle dalga geçenlere sayemde Ruşen Çakır'ın üniversite mezunu olmadığını öğrendiniz diye zeytinyağı gibi üste çıkmaya çalışmıştı. Her neyse gazetecilikte haber yapmanın dışında haber olmayan dezenformasyonlarla mücadele etmek gibi zorlu bir görevimiz var ama bu tür şeyleri yapanların hiçbir etik, ahlak kaygısı olmadığı için ve mahkemelerin de bir yerden sonra hiçbir işe yaramaması nedeniyle maalesef her zaman için bu tür cazip yalan haberleri üretenler hep birkaç adım önümüzde gidiyorlar. Burada da aynı şekilde bu yaklaşık işte neredeyse 30 yılı bulan, tam olmadı ama 30 yılı bulan dezenformasyon da benim üzerime yapışmış bir şey olarak kaldı. Bu yayından sonra, Gomaşini'nin bu bölümünden sonra bundan arınacak mıyım? Temenni ederim ama sanmıyorum. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.